Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Konsey ve ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gününüz aydın olsun inşallah efendim. Bu güzel günde sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Herkesin gönlüne göre geçirebileceği güzel bir gün olsun istiyoruz efendim. Bugün biraz spordan bahsedelim istedik efendim. Çok kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Belki birçoğumuzun bildiği ama detaylarını bilmediği, belki birçoğumuzun duymadığı ama yavaş yavaş şöyle gerçekten gümbür gümbür gelen bir sporumuzdan bahsedeceğiz. Efendim Konya'da yeni olimpik sporlar, rugby ve flag futboldan bahsedeceğiz. Futbol severler, spor severler, şöyle ekran başına vakti müsait olanları davet ediyoruz efendim. Selçuk Kartallar baş antrenörü ve koç Abdülkadir Çetin hocamız bizimle birlikte. Bu spora dair merak ettiğimiz bütün soruların cevapları inşallah programımız olacak. Programın son bölümünde ise sizler için hazırlamış olduğumuz Ramazan'a özel tariflerimiz sizler için hazırlandı efendim. O da ekranlarımıza gelecek. Süremiz birazcık kısa. İnşallah şöyle keyifli bir sohbetimiz olacağına ben inanıyorum. Bol ödüllü ve madalyalı bir stüdyomuz var bugün bir kısmı aslında bunlar dedi hocam yani o kadar çok ödülümüz ve madalyamız vardı ki. Bilseydim hepsini toplar gelirdim dedi. İnşallah bir dahaki programa böyle olsun istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? hoş bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ediyoruz. Sizi şöyle yakından tanıyarak başlayalım. Tabii ki, tabii ki. Öncelikle İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'i. Herkese hayırlar olsun. Amin. Gazze'deki kardeşlerimizin de Allah Celle Celaluhu inşallah onlara da yardımcı olsun. Bu zor günlerde onları da hatırlamış olalım. Ve ne kadar biz burada kendi ufacık dertlerimizin peşinde koşturmaya çalışırken, evet, evet. kendimizi ifade etmeye çalışırken oradaki kardeşlerimizin yaşadığı o zorlukları da göz ardı etmeyerek, sürekli onları hatırlayarak ve yapabileceğimiz bir şey varsa onlar için de bu mücadeleyi vererek hatırlamamız ve bu mücadele içerisinde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunları da inşallah herkese de aşılamamız gerektiğine inanıyorum. Çok güzel bir konuşma temenni oldu İnşallah gönlümüz orada tabii ki dualarımız o kardeşlerimizle birlikte tez vakitte kurtuluşa nasip eylesin. Amin. Kurtuluş nasip Amin. eylesin Amin. Rabbim. Ee, zor zamanlardan geçiyoruz. Ee, Evet. İslam alimi olarak tabii ki. Bunu evet, soracağım. çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ee, ben e, tabii ki hani bunun yanında dediğim gibi hani çok küçük şeyler aslında bunlar. Bizim o yaşanan e, birçok problemin arasında biz şimdi bugün bunlardan bahsedeceğiz. E, a, önce affola, yani hani bunu önce özellikle söyleyeyim. E, biz e, Konya'da ben e, 2004 yılında 2000 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'ni kazandım matematik bölümünü kazandım ve Konya'da e, o dönemleri bilenler Bostonersey bilenlerin bazı şartlar o dönemleri spor anlamında çok zordu. <laughs> Daha sonraki dönemlerde 2004 yılında e, biz üniversitedeki öğrencilerle o dönemde e, Selçuk Kartallar koruma futbol, o zamanlar koruma futbol olarak geçiyordu. <laughs> koruma yani normalde Amerikan futbolu yani e, gerçeği ama Türkiye'de işte Türkçeleştirme anlamında federasyonun ismi de koruma futbol olarak değerlendirilerek koruma futbol e, adı altında ne hani, liglere katılmak istedik ve üniversite ligi o zamanlar vardı üniversite liginde de Selçuk Üniversitesi temsilen 2004 yılında e, Amerikan Polona başladık. Tabii e, ilk olarak en büyük zorluklardan birisi bu malzemelerin alınması ve e, temin edilmesi. Çünkü yurt dışından geliyor. Hı -hı. Yurt içi bir üretim yok e, ve değerli malzemeler yani pahalı ürünler. işte kask, çoldur, pet, işte o korumalık ve diğer şeylere. <laughs> bu süreçler atlatıldı ve e, gerçekten o dönemki yönetici arkadaşlar da buradan selam olsun. Evet. O kuruluştaki ilk başlangıçtaki hani. E, takım arkadaşlarımıza e, cidden çok çabaladılar. Yani Rektörlüğün önünde falan uyuyup kalkıp işte hocam biz istiyoruz, biz bu sporu yapmak istiyoruz. Lütfen bizlere destek olun. O dönem sağ olsunlar e, yardımcı oldular. E, Allah rahmet eylesin. Kürşat hocamız vardı o zaman. E, kendisi bayağı bir destek olmuştu. Ve e, şey yapıldı. O dönem ilk başlangıç temeller atıldı. Sonrasında işte yani spor hayatımız devam etti. E, 2006 yılında ben normalde İstanbul'da yaşıyorum. Bizim e, matanık öğretmeniyim. İstanbul'da dershanelerimiz vardı. E, orada dershanecik hayatı bir süre devam etti ve İstanbul'un o çok inanılmaz yoğun trafik işte e, dershanecilik e, özel ders ver soru hazırla işte zümre toplantısı veli top haftanın 6 e, günü çalışıyorsun 2 gün özel ders bir gün işte soru hazırla işte etüt yap falan bir hafta 9 gün ama devlet 7 gün diyor hep cepten 2 gün yiyoruz hayatımızın ve yollarda inanılmaz bir zaman geçiyor. 3 saat, dört saat böyle gidiyorsun bir yere geriye gelene kadar işte böyle perişan şey oluyorsun. Boşa geçen vakit gibi değil İnanılmaz yani. derece. Evet. Yani evet İstanbul çok güzel paralar. Buradan gençlere özellikle anlatayım onu da. Çünkü iki tarafı da yaşayan kişi olarak. İstanbul'da büyüdük. Bütün hayatım İstanbul'da geçti. Gençliğim, çocukluğum. Ama şöyle dönüp baktığımda orada. Ya dedim ki ben bir gün artık o kadar yorulmuşum gibi tavanı izliyorum. Böyle eve gitmişim. iyi para kazanmışsın. Ama o paraya harcayacak motivasyon ve enerjin yok. Ve zamanın yok. <laughs> zaman şey hiç yok zaten. Evet. Yani İstanbul'da zaman diye bir şey yok. O bir girdap var. O girdabın içerisinde zaten akıp Dönüp gidiyorsun. Ve e, günün sonunda evet para kazanmışsın. Günün sonunda hiç paran kalmamış. Harcadığını biliyorsun ama yani o seni mutlu etti mi etmedi mi bu kısmını bilmiyorsun. E, böyle bir hayatın içerisinde dedim ki ben artık bunu yapmak istemiyorum. E, ve e, Ankara'ya taşındık. Ankara'da tabii İstanbul'dayken yine... E, Amerikalı koçlar tarafından e, iyi bir takımda İstanbul Cavaliers'da bir sürü oynadık. Sonra Ankara'da Gazi Warriors'ta oynadık. Son 3 yıl yani e, aktif koruma futbol hayatını bitirirken son 3 yıl Türkiye şampiyonu olarak sporu bıraktım. Sonra Konya'ya geldik. Konya'da e, yeniden e, mevcut durum nasıl diye bir değerlendirelim dedik. Mevcut durumda e, hani takım e, şey çok aktif değildi. Üniversite tarafında kapatılmıştı. Aktif bir takım yoktu ama sporcular vardı. Onlarla bir araya geldik. Onları yeniden ateşlendirmeye çalıştık. Tabii ki Konya'da Amerikan futbolunu anlatmak biraz zor. Konya'da rugby anlatmak biraz zor. Konya'da flag futbolu anlatmak Böyle biraz zor. Böyle bir garip geliyor bize yani. <laughs> evet. İsmini de telaffuz etmek bunları, çok zor. Bunları söylerken, evet. bunları anlatırken, bunları izah ederken çoğunlukla karşılaştığımız şeylerden biri. Ya kardeşim Türk futbolu var. Evet. Neden öyle Türk futbolu yapmıyorsun? Ama diyoruz ki bakın, Türk futbolu dediğimiz şey aslında İngiltere'den gelmiş. İngiltere'den eee hani çıkmış. İşte daha eskisine gidersen belki Çin diyebilirsiniz hani en eski tarafın ama aktif olarak bunu endüstriyel olarak gerçekleştiren ülke İngiltere. Yani hani yine bize ait olan bir spor değil ama Türkiye'de çok fazla benimsenmiş. endüstriyel hale gelmiş ve gerçekten çok ciddi e, kitlesi, taraftarları olan Var, ve bir e, ekonomi kaynağı haline dönüş bir yapı. E, tabii futbolun yanında e, bu sporlar e, çok fazla ilgi ve rağbet görmüyor. <laughs> Biz de bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Yani diyoruz ki e, Selçuk Üniversitesi'nde özellikle ilk başlarken e, öğrencilik döneminde benim e, yaşadığım bazı hayal kırıklıkları vardı. Çünkü hayal Nelerdi kırıklıkları olacak? şöyle. E, öncelikle daha, hani şu anda da bence hala yaşanıyor bu. Çoğunlukla neyi yapamayacağımız söyleniyor. Hmm. Yani hani e, bu sadece Selçuk Üniversitesi özelliğinde değil. Yani, üniversitelerin tamamını analiz ediyor. Çünkü çok fazla üniversiteyle dirsek temasımız var. Bunun da gerekçelerini anlatacağım. Hani ne gibi dirsek temaslarımız olduğunu. Hmm. Ama bu analizlerimizin sonucunda <laughs> şunu görüyoruz. Öğrencilere şöyle bakılıyor. E, arkadaşlar siz buraya okumaya geldiniz. Okulunuzu okuyun. Ve ondan sonra diplomanızı alın, gidin hayata atılın, hemen bir an önce para kazanın. Sonra parayı kazandıktan sonra evlenin, evlendikten sonra çocuk yapın, çocuk yaptıktan sonra onları büyütün. Onlar büyüttükten sonra işte. E, ama sonra dönüp bakıyorsun ki e, hayatında doğduktan işte üniversite gelene kadar her şeyini ailen planlamış. Üniversiteden sonra işte diyorlar işte iş hayatı. Patronlar, Yine aile müdahale olmaya devam evet, ediyor. Evet, Ondan sonra işte evlen, evlen, evlen. Evleniyorsun çocuk, çocuk, çocuk. Çocuk yapıyorsun onun etrafına zaten bir bakıyorsun ki aslında insanın kendi hayatını gerçek anlamda yönlendirebildiği ve kendi istediklerini yapabildiği çok kısa bir periyot var. O da üniversite hayatı. Peki hocam. O dönemde de. Buyurun. Şimdi şu soruları sorarak peş <laughs> peşe. Ee, aslında siz kuruluşundan itibaren bu sporun içinde var olmuşsunuz. Konya'dan bahsediyorum evet. tabii ki. Ee, ve bayağı da eski e, sporlarımızdan bir tanesiymiş. Evet bize ait olmayan Amerika futbolu diyorsunuz evet, çünkü. 20 yıllık ee, 20 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Dile kolay emekler verilmiş çünkü, çabalar harcanmış ve belki hayaller kurulmuş engellerle karşılaşılmış ama bir noktada bugün belki hayallerimizi gerçeğe dönüştürmüşüz. Çok güzel. Şimdi matematik öğretmenliğinden bu sporu nasıl tercih ettik? Neden spora dönüş yaptık? onca sporun arasında neden e, rugby sporunu tercih ettik? Bunu merak ediyorum ben. Evet. E, bu güzel bir soru. Yani şunu e, düşünmek gerekiyor. Hani bir söz var. Eğitim hayatına çok çok kullanılıyor. E, Türkiye'de e, bir kişi eğer e, matematikten zayıf aldıysa herkes matematikten özel ders aldırır. Hı hı hı. Türkçe'den zayıf aldıysa Türkçe'den aldırır. E, ama işte çok iyi resim yapıyorsa çok iyi spor yapıyorsa bu kısımlarına odaklanılmaz. Ama yurt dışına hep diyorlar ya işte Türkiye'de böyle yurt dışına çok yurt dışını öven veya yurt dışını beğenen birisi olmasam da bu parametreye dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. O da şu bir kişinin başarı alanının ne olduğunu veliler çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Tabii ki. Çünkü o insanları ömrü boyunca mutsuz olacakları bir iş hayatının, bir e, kişisel hayatın içine itebiliyorlar. Yani evet başarılı, çok iyi bir e, öğretmen olabilir ama çok iyi bir ressam olmak istiyordu, çok iyi bir sanatçı olmak istiyordu veya çok iyi bir futbolcu veya işte voleybolcu olmak istiyordu. <laughs> e, bu e, onları tabii ki mevcut durum ve ekonomik şartlar da biraz buraları itiyor ama e, toplum e, burada bizleri eee hedeflerimizden uzaklaştırması, bizim hayallerimizden uzaklaştırması biraz e, bu noktada hani e, böyle genel toplum yapısı toplum baskısı, olarak hani evet, e, evet. değiştirmemiz gereken bir başlık haline geliyor. E, biz e, hani sporu en başından beri hani yapmak istiyoruz. Hı. Evet. 2004 yılında başladık. 2024 yılında 20 yıllık bir tarih var Konya'da evet. ee, ve birçok kapı çaldık, birçok e, talepte bulunduk ve bu taleplerimizi de gerçekleştirirken e, şunu söyledik: Biz sporu sporcuyla buluşturalım. Yani e, insanların bazı hayalleri var. direkt hani ben rugby oynayacağım demesi Değil biraz ben. zor çünkü <laughs> bunu biz küçükken işte bir futbol oynayabiliyorsun çünkü televizyonu izliyorsun, mahallede oynayabiliyorsun, hani o topa bile ulaşabiliyorsun. Şu anda Rugby topunun, flek futbol topunun e, temin bile edemezsin. Yani hani bulmaya çalışsan zaten bulamıyorsun. E, ama e, şeyde e, futbolda böyle değil. Ama sporun güzellikleri ve e, birleştirici noktasında bazı e, etkenler var. Ben bunlardan bahsetmek tabii istiyorum. Tabii ki buyurun lütfen. Biz e, hatırlar mısınız çocukken? Tabii hani siz çok fazla futbol oynamamışsınız. Ya, çocukken şey. şöyle mahallede gün, oynardık tabii ki ha, ama şimdi unuttum gittim yani haliyle. <laughs> So, so, mahalle arkadaşlarımızla komşu çocuklarımızla biz sokağa çıkıp akşamları o zamanlarda tabii 80'li yılların başlarından bahsediyoruz ya da ortalarından Yaşımız da bahsediyoruz. da biraz belli oluyor diyorsunuz. E, o zamanlarda biz sokağa çıkıp rahatlıkla akşamın geç vakitlerine kadar biz oyunlar oynardık. Evet. Her geleneksel yani e, ata sporlarından tutun da Dokuz normal taş, sokak oyunlarımıza kadar tabii ip ki atlama, hepsini işte oynardık. Yani yakan top, yani bunlar bizim Ramazan aylarında da <laughs> İftar sağına kadar Harika. bazen beklediğimiz Tabii. çok güzel oyunlardı. Özellikle futbol yani. Hani evet. kadınlar futbol <laughs> oynamaz, kızlar futbol oynamaz falan diyoruz ama artık <laughs> günümüzde bütün evet, sporların evet, içinde evet, kadınlarımız evet, ve öyle. çok da başarılılar. Ee, mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani biraz futbolu eleştiriyoruz, biraz da övelim. Evet. Çünkü güzel noktaları da var futbolun. Bunlardan birisi de şu. Ee, bizler sporun ben birleştiriciliğine, kardeşlik e, bağlarını oluşturacağına çok inanıyorum. Özellikle takım sporlarının Küçük yaşlarda kesinlikle velilere bunu öneriyorum. Yani e, bir takım sporunda çocuğunuzu kesinlikle bulundurun. Orada çünkü en önemli etkenlerden birisi iletişim kurabiliyorlar. Kendilerini ifade edebiliyorlar. Harika. Yeri geliyor kaptan oluyor liderlik yapabiliyorlar. Bu hem e, özel hayatlarında <laughs> hem iş hayatlarında çokça fazla e, önlerine çıkıp e, artı olarak lehlerine yazılacak durumlar oluşturuyor. Peki Biz kaç yaşında mısınız? başlamalılar aslında <laughs> spora çocuklarımız? Eee... Bence e, aynı sporla hep ilerlenmemesi gerekiyor. Biraz daha hani küçük yaşlarda başlanacaksa şu anda hani e, çokça çok kez konuşuluyor, jimnastik, e, yüzme çok hani güzel. ve benzeri e, sporlar. Yani biraz daha çocuğun fiziksel gelişimini etkileyecek sporlarla başlaması gerekiyor. Savunma sporları aynı zamanda kesin olmalı bence. Yani e, öğrenmeliler ben, ya en azından, değil ben, mi? Ben biraz e, o evet yapılacaksa savunma <laughs> sporu eğer öneriyorsa yanında da Biraz daha spor psikolojisi. Yani Aha, spor güzel. psikolojisi noktasında mesela ülkemizde şu anda iki tane üniversite sadece bilgi veriliyor. Aha. Bir eğitim alanı var ama bunun daha da yaygınlaştırılması gerekiyor. Hatta geçtiğimiz yıl Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu spor psikolojisi zirvesine katıldım. Orada da bütün bakanlık devlet kurumlarının bütün hani üst düzey yöneticileri bakan belli bir programdan dolayı dahil olamamıştı. Normalde kendisi de gelecekti. Türkiye'nin bütün sporcuları, üst düzey sporcuları hani böyle şeyleri oradaydı. E, spor psikologları da oradaydı. Çok güzel şeyler anlattılar. Tabii vaktimiz olsa bunları uzun uzun Aa, anlatsak. Bunun için ayrı bir program <laughs> talep şey edeceğim yapalım. sizden hocam. Spor e, buna, psikolojisi çok ilginç değil evet. değil ve güzel. <laughs> e, şeye bağlayacağım konuyu. O Biz küçükken hani e, okulda e, bir kutu kola'nın üzerine basardık. Onu top <laughs> haline çevirdik. E, top oynardık işte gol attığımız zaman kimse... E, o kişinin rengine, cinsine, milletine, ırkına, dinine bakmadan, bakmadan aynen. birbirine sarılır ve o mutluluğu beraber yaşarlar. Hı -hı. Çünkü o takım ruhunu oluştururlardı. İşte bu tür sporlar da insanları aslında birleştiriciliği, Hı -hı. E, ötekileştirmeden Ortak yapı içerisinde takım oldukları zaman, birlik oldukları zaman, başarıyı beraber elde ettikleri zaman nasıl omuz omuza geldiklerini, Hı -hı. nasıl bir arada mutlu olduklarını gösteren bir yapı. Biz bunu çocukken yapabiliyoruz ama büyüdüğümüz zaman buradan uzaklaşıyoruz. İşte bunu kaybetmemek gerekiyor. Aynen. Bunu kaybetmemek için de sanat, spor ve işte. E, bu tarz e, etkinlikler yani sanatın içinde tiyatro işte dans ve benzeri birçok hane şey var. Ne gelir? Çoklar çok, e, kadar çok var ki. Bunlardan uzaklaşmaması gerekiyor çocukların. Hı hı. E, ve tabii ki hani bazı destekleri de sağlıklı bir şekilde alması gerekiyor. Tabii biz matematik bölümünü bitirdik. Hemen oraya geriye döneyim kendime. Buyurun, matematik buyurun. bitti. Daha sonrasında e, bu yeter. Ben eğitimi biraz seviyorum. E, aile öğretmeni olunca hep anne baba Devam akraba eee öğretmenlik, e, öğretmenlik öğretmenlik e, sosyal sorumluluk olarak gerçekleştiriyorum <laughs> ama profesyonel olarak yani. normal o aktif öğretmenliğimi yapmıyorum. <laughs> Şu anda ben Torku'da e, bilgi güvenliği regülasyon ilgili yöneticiyim. E, Torku'da çalışıyorum. E, sosyal sorumluluk projesi olarak da e, bu sporda antrenörlük kısmında da e, boş zamanlarımda diyeyim ya yani veya işte Takımı boş zamanları odaklayarak orada bir araya gelip güzel başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Harika. Ee, şöyle kısaca hani şeylerden bahsedelim. Biz neler yaptık bu sene Hocam zarfında... bundan bahsedelim. Önce bir sporumuzu Heh. tanıyalım artık tamam. diye ben çok merak <laughs> evet. ediyorum şu, çünkü. Önce. Rugby böyle hani birazcık zor, birazcık tehlikeli sporlardan birisi mi acaba? diye hemen sormak istiyorum. <laughs> evet. Rugby nedir? Nasıl bir spordur? Ee, güzel. Ee, rugby İngiltere'de rugby şehrinde bir e, futbol oynayan birinin işte sıkılıp topu eline alıp koşmasıyla başlıyor. Ee, yani yine kökeninde futbol var. <laughs> evet. ee, ama bizim kültürümüze çok uygun bir noktası var. Güreşle birleşiyor. Ha. Yani futbol oynayan insanların güreşerek rakiplerini durdurduğu bir spor. Biraz güç isteyen Tabii bir Tabii ki yani böyle e, pehlivanlık bahsediyor. var işin içinde. işte alacaksın sporcuyu işte yere düşüreceksin. Aha. Düşürdükten sonra işte o topu geri elinden alacaksın. Yani bizim hani şöyle geçmiş kültürümüzde Türk kültür Hı -hı. ve e, gelenek göreneklerinde bulunan o güreş mantığında e, inanılmaz derecede faydalı. Şu anda Türkiye'deki zaten rugby olimpik bir spor onu da bahsedeyim. Evet. E, böyle kısa kısa böyle parçalarla anlatıyorum ama biraz daha nasıl oynandığını da bu arada öğrenmiş olacağız. Evet. Ee, şöyle e, bizim hani sporun genel olarak hani yapısında şey var. Ee, bir sporcu ne olursa olsun geldiğinde onların doğal refleksleri futbol, voleybol ve basketbol. Çünkü Türkiye'de Hı -hı. en fazla yapılan sporlar bunun doğru olduğu için onları bir ilk önce böyle ragbi topunun, flag futbol topunun şeklini alıştırmamız ...nereden baksanız bir iki üç ay sürüyor. Biraz keşke daha hani şey böyle... Şey, ay keşke topu da getirseydik <laughs> Aslında ya. Aslında şeyde... Yumurtaya e, mı benziyor vardı. şöyle birazcık? E, arabada vardı, getirilebilirdi <laughs> ama şey yapmadık, onu yanımıza almadık. Keşke alsaydık. Ama birazdan şey göreceğiz, e, videolarımız var hocam. Evet evet, videolarda evet, gösterirsiniz. Evet. E, yine rugby'e dönersek, rugby olimpik bir spor ve birçok branşları var. Yani burada hiyerarşik yapısı var. Hiyerarşik yapıdan da kastım şu, e, bunun en temeli işte dünyada kabul görmüş gerçek ragbi olarak adlandırılan evet. kısmı 15'tir ragbi yani 40 er dakikadan oynanan hmm. iki periyotta iki devreli bir oyun ve sahne için 15- 15 30 kişi bulunuyor ve bu 30 kişi centilmenler spor olarak adlandırılan bu sporu işte ilk önce kontaklı bir şekilde hmm. birbiri sürekli bir çarpışma işte düştüğü kalktı hani şey yaptı ama ondan sonra maç bittikten sonra da inanın diyorum o sanki daha demin böyle birbirleriyle sürekli çarpışma kontak halinde olan kişiler. Bir anda böyle sanki kardeşleriymiş gibi sarılıyorlar. O maç bittiğinde bir araya geliyorlar. Maçtan sonra beraber işte bir yere gidip işte oturup vakit geçiriyorlar. İşte bir şeyler yemek yiyorlar, bir şeyler içiyorlar. Hani bir arada o iki takım vakit geçirebiliyor. Bu 15 lira gibi ama bu olimpik olanı değil. Olimpik olanı ise 7 rugby, bir sevens olarak adlandırılıyor. Bu da 7'şer dakikadan iki devre ve bir dakikalık devre olarak toplam 15 dakikalık bir maç halinde oynanıyor. Yedili olanlardan bahsediyoruz. Evet, Olimpik değil mi Spor ya yani Olimpik olan rugby, yedili rugby. E, bu yedili rugby de sahanın e, toplam işte Türkiye Rugby Federasyonu e, bünyesinde oynanılıyor şu anda. E, ve e, olimpiyat hazırlıkları hatta şu anda kadınlarda Bizim iki tane sporcumuz da olimpiyat kampına çağrıldı. Bugün yola çıkacaklar Konya'dan. Yolculamak Harikasın istedim. Normalde yolculama, böyle büyük takımlar olsaydı yolculama insanlar gider işte hadi şey yapın derdi. Ama bunların boynu büyük çünkü işte kampa şimdi gidiyorlar. Onlara biz tabii destek olmak çok istiyoruz ama selam yolluyoruz buradan. Selam Ebrer, olsun. Ebrar Bilge Kaya ve e, Tuğçe Fesli'ye. Ee, kadın Başarılar. iki sporcumuz milli takım kampına davet edildiler. İnşallah orada da e, güzel sonuçlar elde edip Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil ederler Bakın diye umut an ediyoruz. Bakın şu görüntüler ekranlarımızda. Şunu evet. merak ediyorduk zaten hocam cevabını verdim. Bu sporda kadınlarımız yer alıyor mu bu sporu kadınlarımız oynuyorlar mı? Ee, ne kadar haberdarız ve kadınlar yönünden baktığımızda nasıl başarılar elde ettik? Bunları da konuşacağız tabii ki. Şimdi güzel bir videomuz var. Spor haberlerimizden bir VTR'miz var efendim. Onu hep birlikte izleyelim istiyoruz. Sonrasında e, yakalamış olduğumuz, ulaşmış olduğumuz, elde ettiğimiz başarıları inşallah konuşmaya başlayalım. Tamamdır. <laughs> Türkiye Rugby Federasyonu tarafından ülke genelinde ilk kez düzenlenen kar rugby şampiyonası Isparta'da gerçekleştirildi. Davras kayak tesislerinde organize edilen şampiyonada 16 takım ve 250 geçkin sporcu mücadele etti. Erkeklerde Eskişehir Aqua Rugby, kadınlarda ise turnuva öncesi şampiyonluk sözü veren Konya takımı Selçuk Kartallar şampiyonluğa uzandı. Takımlar maçların ardından Isparta valisi Aydın Baruş, Isparta milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz'ün katılımıyla düzenlenen ödül töreninde kupalarını kaldırdı. <laughs> Antrenörleri ve sporcuları tebrik eden Selçuk Kartallar, spor kulübü başkanı Eylül Aşkın Akçay, verilen emeklerin karşılığını bulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Akçay, Kartallar kendine güvendi. Konya'nın spor başkenti olduğunu bir kez daha kanıtladı, dedi. Akçay, her turnuvadan başarıyla dönen Selçuk Kartallar'ın daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmaya devam edeceklerinde de sözlerini ekledi. Evet şu an videomuzu izledik hocam tebrik ediyorum evet, bu arada. Çok teşekkür Şimdi ederim. tahtamı görürsek burada madalyalarımız var efendim. Bugün tahtamda sözüm yok evet, tabii ki o sadece. Madalyaların onda biri diyebilirim yani elde ettiğimiz başarıların çok daha fazla başarımız var. Buraya hani örnek olsun diye bazılarını getirdik. Hı hı. Ee, bu son işte en son oynanan yani Türkiye Ragbi Federasyonu <laughs> en son gerçekleştirdiği şampiyonalardan birisi olan evet. tamamlanmış şampiyonalardan birisi olan Kar Ragbi Isparta Davraz'da gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa düzenlenildi <laughs> bu e, ve burada bizim kızlarımız Türkiye şampiyonu oldu. E, erkekler de e, Türkiye dördüncüsü oldu. E, i̇nşallah onlarda da e, daha iyi ediyoruz. başarılar elde ederiz diye umut ediyoruz ama ee, çok güzel sonuçlar e, e, gerçekleşiyor. Bunun da sebebi şu. Daha demin bahsettiniz ya Hı -hı. kaç yaşında başlanılıyor? Ee, 15 yaşında e, yani liseye başlayan bir sporcu yer başlarsa anlamda biraz daha hani elit sporcu size dediğimiz bir size var. Bazı yetenekler Hı -hı. var. Çok hızlı Aşamaları koşan. Var, evet değil böyle bir şey diyebilirsiniz burada. Ee, bir futbol sahası düşünün. Bunun içinde 7 kişi var. Hı -hı. Kocaman saha ve 7 kız çocuğu. Öyle düşünün. Ah. Yani erkek çocuğu, kız çocuğu ve o sahanın içerisinde yakalamaç oynuyorlar. Konu bu. Ellerinde topu olan kişiyi yakalayacaklar. Oyun temel kuralı bu. Hı hı. Ve oynanılırken top sadece el değiştirirken topu geriye doğru atmanız gerekiyor. Aa Tek kuralları. Kural bu. Evet Peki. kurallar bu. Ee, topu alan kişi de ilerleyip sahanın sonuna kadar giderse buna try deniliyor ve 5 puan hanesine yazılıyor takımın. Sonrasında ekstra bir 2 puanlı conversion atışı gerçekleştiriliyor. Ee, bu sahanın içerisinde tabi basic olarak hani anlatıyoruz ama e, o sahanın içerisinde 7 kişinin bu hareketi yapabilmesi için 3 şey çok önemli. Birisi ne e, koşabiliyor olması <laughs> gerekiyor. Yani koşamayan <laughs> bir sporcu Olmaz. E, bu olimpik olan 7'si oynaması çok zor. İkincisi e, el becerinin iyi olması gerekiyor. Yani pas alıp tutarken A, e, pratik yani, olmak evet, işte evet. motor becerileri diyoruz ya biraz evet, evvel söylediğiniz becerileri. sanat e, dallarına gittiğinizde bu motor becerilerine katkı sağlıyor çünkü hani çok öyle. güzel Peki. E, bu pasalıp tutabilmesi gerekiyor <laughs> üçüncüsü de e, biraz e, cesur bir spor cesaretin olması gerekiyor çünkü kendisine doğru koşan birisi var ve onu diyor ki bu benim sınırım çizgilerim var diyor <laughs> sağın içes çiz. bu çizgiyi geçemezsin diyor ve bunu geçemezsin şifayen de bırakmıyor sözlü değin bunu fiziksel olarak da diyor ki burada dur. Onu alıyor işte geçmeye çalışanı orada düşürüyor. Düşürdüğü zaman Aa. ona rak pozisyonu deniyor. Bir rak kuruluyor ve top artık oradan yeniden kurulmaya başlıyor oyuna. Bu tabi olimpik olan e, yedili rugby, Aynı zamanda e, bunun 15 rugby'si var, 13'lüsü var, 9'lusu var. Normalde yedilisi mi rugby'si... oynuyoruz? Yedili olarak mı oynanıyor daha çok hocam olimpik bu? Olimpik olanı <laughs> yedili <gülüyor> ve şu anda Türkiye'de ilgi gören okul sporlarında bulunan üniversite liginde bulunanı 7 lirak Bu arada onlardan da bahsedelim. Selçuk Üniversitesi geçtiğimiz yıl yine benim antrenörlüğünü yaptığım evet. takımla Türkiye ikincisi oldu. Bütün rakiplerini sıfıra karşı yendiler. Sadece bir maç kaybettiler. O da Ankara Üniversitesi'ne. Geriye kalan bütün maçlarını sıfıra karşı yenerek Türkiye ikinciliğini aldılar. Hatta madalyalarından birisi de şurada eğer şey çekiyorsa üniversite ligi Federasyonun Şu değil e, mi hocam? Madalyası. Evet, e, o madalya. E, Türkiye ikincisi olduk orada. İnşallah tabii ki bu yıl hedef Türkiye şampiyonluğu. Şöyle görelim. <laughs> evet. Türkiye şampiyonluğu. inşallah. Hedef, evet. O... Hedeflerimiz evet. büyüsün gitsin hocam yani. Evet. İnşallah. E, tabii bu destek de mümkün. Evet. Yani e, bunu gerçekleştirebilmek için de tabii ki sporcularımızın antrenman yapması gerekiyor. Buradan e, Konya e, büyüklerimizi artık diyeyim belediyemiz işte Uğur İbrahim Altay başkanımıza ve sağolsunlar bakın açıkça söyleyeyim samimiyetle desteklerini gördük. Hani böyle hiç destek görmedik demek burada yanlış, yanlış olur. Peki. Desteklerini görüyoruz ama işte bir tesisleşme çok önemli, bir altyapı çok önemli. Çünkü Konya çok fazla kar yani inanılmaz derecede soğun olduğu bir şehir, karasal iklim olan bir şehir. E bizim de antrenman şartlarımız işte akşam olabiliyor hafta sonları olsa evet. yağmur çamur Konya'da sürekli zaten 6 aylık böyle bir o hani bir tek bu yıl zaten çok fazla soğuk görmedik. Eski dönemlerde hep böyle çok soğuk olduğu için çetin geçiyordu e, tabii evet, ki değil mi? Evet antrenmanlar Kışlarımız, çok zorlanıyorduk evet. antrenmanlarda. Kapalı bir alan gerekiyor. Biraz daha şartların daha iyi tesisleşmenin daha iyi oldu. Çünkü e, hani çocuklarımız orada antrenmana parklarda biz antrenmanlar yapıyoruz bizim antrenmanlarımızın yüzde sekseni parklarda gerçekleştiriliyor. İşte Belediyenin parkları mesela biz Millet Bahçesi'nin olduğu yeri kullanıyorduk eskiden, oraya ağa çekildi, artık kullanamıyoruz. Bizim işte Ejazat Park'ın orada bir park alanı vardı, Orası orayı kullanıyorduk, artık. oraya da ağaçlar ekildi. Böyle geniş bir düz bir çimlik bile bize yeter diyoruz ama tabii ki ne oluyor kızlarımız işte caminin Mescidinde işte şeyde üstünü değiştirmek zorunda kalıyorlar. Aa. İşte hani şey yapıyorlar. Yani bunlar bizim Hı -hı. için o kadar zor ki işte veya antrenman sahası bulsak o sahanın saatleri çok geç olabiliyor. Veliler bu saat diyor ki kız çocuğunu bu saatte işte eve dönerken bizim aklımız hep onlarda kalıyor. Bu mesela en büyük yaşadığım travmalardan birisi bu sporda yani antrenörlük yaparken yaşadığım problemlerden birisi bu. Çünkü antrenman saat 8'de bitiyor 8.30'da bitiyor. E o çocuk üstünü değiştiriyor, gidecek evine. E Kimisi ta e, Saraçoğlu'nda oturuyor, kimisi Bosna Ersek'te oturuyor, kimisi hani şeyde. Tabii ki e, yani yani sadece kız çocuğu olarak da bakmaya gerekiyor. Kim olursa olsun o saatte hani küçük yaşta olan Hı -hı. çocukların, reşit olmayan çocukların o saatte e, evlerine gitmesi hep soru işareti aklımızda. Bunun çözülmesini çok istiyoruz ama bizim de hani kulübümüz... E, Yine sporcular yöneticisi yani kulüp başkanımız işte kulübümüzün tamamı bu arada kadın e, sporcular. E, i̇şte Eylül Çok Aşkın Akçay kulüp evet. başkanımız yardımımız işte Rukiye Boyalı, İlayda Yalçınkaya işte onun yardımcısı. Hani böyle yönetim kurulu yani kulübün tamamı kadınlardan oluşuyor. Bir hani böyle şey olsun istedik bir farkındalık olsun istedik. O kulüpteki o e, yönetim ekibinin e, kendilerinden Konya'da bir kulüp var ve yönetiminin tamamı kadınlar. Bu biliniyor muydu? Bilinmiyordu tabii ve ki. Ve Türkiye ben yeni öğrendim bunu. <laughs> Türkiye. Ve bizim Eylül tebrik ediyorum. <laughs> e, bu sporla ilgilendiğini, uğraştığını hiç bilmiyordum. Evet. Spor dalında bir alanda olduğunu biliyordum ama hangisi olduğunu üniversite bilmiyordum. Üniversite okurken, üniversite ee, okurken evet. öğrencim, sporcumdu benim. Merhaba Çok demeyle da, <laughs> bir başlayan değil evet. mi bir spor şey diyelim. Zaten böyle oluyor. Diyelim, Zaten evet. böyle oluyor. İlk önce ya bir bakayım diyorlar böyle bir geliyorlar ondan sonra oradaki ruhu birliği bütünlüğü o aile yapısını Hüsedince, gördükleri zaman evet. ya tamam hani bu bana göre deyip bir anda kendini içinde buluyorlar o atmosferin Harika. içerisinde çok mutlu oluyorlar Eylül'ümüz e bu arada kulüp başkanı bir sonraki programda hem spor psikolojisini konuşacağız hem Eylül de evet. burada olsun istiyorum inşallah kadınlar yönünden neler yaptık nasıl hazırlandık maçlara bunları da konuşalım istiyoruz kadın ağzından şöyle duyalım istiyoruz şimdi genelde benim programıma katılan bütün hangi spor dalı olursa olsun işte atletleri ağırladık burada halter sporcularımızı ağırladık pek çok alan sporcularımızı ben burada ağırlamaya da devam edeceğim inşallah. Ama her birinin söylediği e, sorun aslında ortak sorunumuz. Yani evet e, tesislerimiz var, e, kongre merkezlerimizde yer alan spor alanları çalışma alanlarımız var ama bunlar yeterli gelmiyor demek ki. Birincisi kıyafet değiştirme alanlarının olmaması, evet, ikincisi parklarda antrenman antrenmanların yapılacak sahaların, alanların olmaması gerçekten büyük sorunlardan bir tanesi. Şöyle bir güzellik olsa, belediyemiz böyle bir evet. güzellik yapsa inşallah olur. Ee, güzel, kocaman bir kompleksi olsa ve bütün evet. spor dalları orada sırayla ya da nasıl planlanırsa, bütün herkes antrenmanlarını düzenli bir şekilde orada yapsalar. Ne kadar güzel olur değil mi? Aslında belediyemiz de bunu inşallah düşünüyordur. Ben düşündüğünden eminim. Hı -hı. Tabii ki bununla ilgili bazı bütçelere Hani şeyleri tabii. vardır. Evet. Ee, bunun ama olacağı yer de çok önemli. Yani ne demek istiyorum burada? Ee, Bosna Ersek Türkiye'nin en büyük öğrenci mahallelerinden birisi <laughs> ve tamamen gençlik. <laughs> ve orada e, biz defalarca imza topladık hatta. İşte ve Bosna öğrenci Nersek'te, şeyliyiz biz tabii ki. Bosna Ersek'te bir işte sağ olsun. işte bunları e, takdim ettik. Hani dedik böyle öğrencilerin talepleri var diye. E, bizim Hani Bosna Hersek'te bir spor kompleksi gerçekten hani e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E, yani kapalı bir kompleks. E, eğer bu olursa hem e, cimnastik işte diğer branşlarda hem de özellikle ta, saha takım sporlarında. Yani sadece bunu kendi yaptığım branşlar olarak şey yapmak istemiyorum ama şu anda Konya'da çim okey'de de oynanıyor, filek futbolu da oynanıyor, koruma futbolu da oynanıyor, rugby de oynanılıyor bu sporların hatta kriket oynanılıyor, beyzbol oynanıyor, Hocam bunları kabul etmişiz ve ülkemizde artık oynanan çok farklı <laughs> evet, değil mi spor dalları da e, evet, var artık? Öyle. Evet, kesinlikle öyle. Sağ olsun e, eski Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan Bey de hı hı. E, aslında bununla ilgili birçok hani yatırımsal noktalarda e, şeyde bulunmuştu. E, nasıl diyeyim? başlangıç hamleden de bulunmuştu e, yapalım demişti ama sonrasında hani o yoğunluktan şimdi milletvekili oldu zaten evet. kendisine selam olsun buradan e, yani gerek işte amatör spor e, kulüpler başkanımız Remzi Bey gerek işte Mehmet Baykan Bey yani Konya'da aslında çok güçlü bir e, spor e, teşkilatı çok güçlü spor insanları ve gerçekten hani Hı -hı. sözü geçen insanlar var. E, Gönül istiyor hani futbol dışında diğer branşlarda da hani böyle takım sporlarını diyorum. Çünkü bireysel branşlarda güzel başarılar ve destekler oluyor ama takım sporlarında özellikle saha takım sporlarında Hı -hı. biraz yani geride kalmış durumdayız diye düşünüyorum. Yani bu kadar zor şartlarda, parklarda bahçelerde parklarda bahçelerde Hı -hı. bu kadar şampiyonluk elde eden takımlar e, hani Destek gördüğü zaman ben eminim çok daha güzel yerlere varabilir her şey ve şöyle söyleyeyim bizim ikinci en büyük problemimiz de lojistik. Yani şu anda benzin fiyatlarının artması ve diğer hani problemlerden kaynaklı. Yine kulübümüzün yönetiminin tamamen öğrencilerinden olmasın. Yani bizim bir desteğimiz yok. Sıfır evet, destek. Evet. Bunu sadece kendimize Bunu eminim birçok kulüp böyle yaşıyordur. Sponsorları Ama, olsun. Hadi evet. bunu buradan böyle söyleyelim. <laughs> evet, buradan buna ihtiyaç var. Değil. Evet bu çocukların sponsora ihtiyacı var. Sponsor olarak da yani dönüp para versinler değil. Bize servis mesela işte deplasmana gidecek. Yani Türkiye toplam işte 12 kere biz şehir dışına çıkıyoruz. Bunların dördünü beşine bile karşılasalar geriye kalan yani bu çocuklar bir araya gelir. Hani bir arada bunları çünkü nasıl biliyor musunuz? Biz bütün takımlar bir gün önceden gidip otelde kalırken ben benim sporcumu geceliğin 3'te yola çıkartıp sabahleyin şampiyon alında tutup işte hatta bazen biraz erken gittim cami meclisinde uyuyup ah e, ondan sonra maça çıkıp Türkiye şampiyonu oluyoruz biz. Şöyle söyleyelim. Ulaşım, konaklama evet. ve formalar diye. <laughs> Çok Bir son. de alan e, inşallah bizlere evet, tesis. temin edilirse tesis. Yani biz de o zaman şunu sözünü verelim. <laughs> Bu şartlar eğer sağlanırsa biz de Konya'mıza e, daha nice Türkiye şampiyonlukları Şu, e, ve nice milli sporcular... E, getirmenin sözünü verelim ya. Yani bunun için mücadele edeceğimizin samimiyetle mücadele edeceğimiz sözünü verelim. Bunlar çok önemli şeyler aslında değerler. Yani e, bu şekilde ülkemizi biz e, değil mi tanıtmaya devam edeceğiz bu alanlarda ve bayrağımızı farklı ülkelerde evet. dalgalandırmaya devam edeceğiz ve çocuklarımızın hayallerinin gerçek olması için onları desteklememiz gerekiyor. Hani bu da neymiş canım deyip de geçmemek gerekiyor evet. bence. Şurada bir tane madalya var. Hemen o Hangisidir? madalyanın ee, ben şöyle hepsini evet, alayım mı hocam? Evet alın hepsini bakalım oradaki madalyanın Düşünüm ben inşallah. <laughs> şeyini şöyle. anlatayım. Evet. Şimdi bu madalyamız şöyle hemen ben şey yapayım. Ee, bazı yurt içindeki madalyanı getirmek yurt dışı başarım. Yani Ay Yıldız'ı temsil ettiğimiz madalyalardan birini hani getirdik. Bu e, Seven Sevens Rugby Avrupa e, üçüncülüğünü madalyası. Bunu nasıl elde ettik onu söyleyeyim. E, üçüncüyüz ama nasıl üçüncüyüz? yüz? E, biz en büyük rakibimiz Portekiz'de O takımı yendik. Üçlü avarajda yani bütün takımların puanı eşitti ilk üç sıranın. Ama e, üçlü avarajda biz e, Avrupa üçüncüsü olduk. Ve bu takımda bizim üç tane sporcumuz vardı Konyalı. Üç sporcumuz vardı. E, Gülbar, hocam? İkinci Tuğçe Fesli, Hümeyra Atılgan ve milli takım teknik direktörü de Elif Duran'dı. Ee, bakın milli takım teknik. Onlar da benim hep sporcu. Elif de sporcum. Ötekiler de sporcu. Biz bir endüstri gibi yani üretim e, sağlıyoruz bu Konya'da bu şeyler altında ve bu kızlar bütün rakiplerini yenek eşit puanla üçüncü oldular. E, tabii kimsenin haberi yok. ...gözücü olan i̇şte, kısmı bu. Şunu söylemek ee, istiyorum. Çok fazla spor dallarımız var ya... ...branşlarımız var. Evet. Ee, birçoğunu biliyoruz, birçoğunu bilmiyoruz ama... E, ...belli başlı bildiğimiz belki... E, ...milli oyuncularımızdan... ...bahsediyorum tabii ki milli takımlarda oynayan. E, onların dışında... ...tabii ki onların başarılarını... E, takdire şayan ve... ...tebrik ediyoruz her birini. Ama bir o kadar da belki haberdar olmadığımız... Evet. ...belki birincilik, ikincilik... ...değil mi birçok yarışmaya katılarak... ...yurt dışına katılarak bizi temsil eden... Ama birçok da dereceye sahip olan, birçok madalyayı ödülü ülkemize kazandıran sporcularımız da var. Onların da bence ön planda olması, onların da duyulması, onlardan da haberdar olmamız gerekiyor diye ya Bu motivasyon değil. kaynağı. Yani bir sporcu <laughs> e, değerinin verildiğini hissetmesi <laughs> bile o sporcunun daha motive bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Mutlu olmasını sağlıyor. Mutlu olan sporcu her zaman daha başarılı olur. Mutsuzluk sporcuyu geriye yani aşağı düşürüyor. Doğru Destek çok önemli, samimiyet çok önemli. Takım ruhu, birlik, bütünlük çok önemli. Bu takım ruhu da aslında şehirle başlar. Şehir sahip çıkacak. Şehirle beraber yöneticiler sahip çıkacak. Yöneticilerle beraber kulüp sahip çıkacak. Kulüple beraber antrenör. Antrenörle beraber takım, takım kaptanı. Bu bir bütünlük olduğu zaman işte o zaman gerçekten o filizler yeşeriliyor, açıyor, güzelleşiyor her şey. Bunun güzelleşmesi de dediğim gibi o şehrin e, sahip çıkmasıyla alakalı. İnşallah hani bunlar yaşanır sadece bizim takım bizim kulüp için değil. Bütün hani e, ya bana da destek olunsa ben de çok güzel başarılar elde ederim. Kendime Tabii. inanıyorum, güveniyorum diyen kim varsa inşallah bu desteği e, alır, görür ve başarıyı elde eder. E, yani hani şey çok basit, e, çok çok konuşulan bir örnek var. Almanya savaştan çıktı zaman ilk tiyatroları yeniden kuruyor, operaları yeniden kuruyor. Niye motivasyon Çünkü, evet, olsun diye. Evet, o yıkılmış yani? bir ülkenin evet. yeniden ayağa kalkması için çözüm önerisi. Bakın şimdi hani bu yine yurt dışından bir örnek oluyor ama gerçekten hani bunlara baktığımız zaman bir başarı öyküsü de var işin içerisinde. <laughs> e, biz hani istiyoruz ki biraz daha hani destek fazla olsun takımları biraz daha motivasyon bu diğer amatör sporlu. yani şunu kabul edelim e, Türkiye'de biraz spor dendiği zaman futbol deniliyor o aklımıza geliyor yani, değil evet, mi? futbol ve basketbol akla geliyor hocam e, kadınlarda da Filenin Sultanları ben evet. çok sıkı bir takipçileriyim Eda Ardem'in e, heykeli yapıldı <laughs> kendisine selam olsun Yani gerçekten çok değerli bir kaptan örnek bir kadın Onur sporcu evet, e, evet. guru duyuyoruz onunla ve milli takımla çok güzel işler başardılar. Sürekli Şimdi hocam buradan biraz da gençlerimize böyle mesajlar verelim istiyoruz. Onlara evet. neler önerirsiniz? Aslında ben böyle antrenörlüğü falan da konuşmak istiyordum ama e, tabii ki bunun bu görevlerin büyük sorumlulukları var çünkü. Herkes belki günümüzde kolay mı zor mu onu da bilmiyorum da hocam çok hani bir iki şeyle e, katıldıkları sınavla antrenör oldum diyenleri ben çok duyuyorum. Acaba antrenör olmak o kadar kolay mı? Ee, şimdi olduk tabii bunun sorumluluklarını e, tam manasıyla böyle e, yerine getirebiliyor muyuz? Bunlar da çok önemli. E, bunu da inşallah bir sonraki bölümde konuşalım istiyoruz Tamamdır. ama kalan süremiz çünkü daraldı. Burada da gençlere yönelik bir şeyler söyleyelim istiyoruz. Yani gençlere öncelikle ailelerine sesleneceğim. Gençlerin aileleri lütfen ee, çocuğunuz eğer spora yatkınlığı varsa bu konuda onlara destek olmaya çalışın. Evet. Yani e, işte futbolcu mu olacaksın? Ya yani işte e, ragbici mi olacaksın? flek futbolcusu mu olacaksın? E, dan ziyade evet kendi eğitim hayatı önemli. Bunu destek yanında da diğer bir sporu yapmak istiyorsa ona bazı psikolojik desteklere ihtiyacı olabilir. Hmm. Bir annenin "Aferin kızım." bir babanın "Aferin oğlum." "Aferin kızım." demesi e, ...yaptığı sporda yani başarı çok büyük olmasına da gerek yok. Ne güzel sporunu yapıyorsun, e, Seni gurur duyuyorum demesi bile çok önemli. Evet. İlk olarak hani burada ilk mesajı aileye vermek gerekiyor. E, kardeşlerine vermek gerekiyor, eğer bir spora yatkınlık hani şey varsa. Aile içinde bu başlangıç çok önemli, bir filizdir çünkü bu. Ama evet. eğer gençler bir sporla ilgilenmek istiyorsa, spor alanında kendilerini geliştirmek istiyorlarsa... ...birinci öncelik... Sağlıklı beslenme, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Hı hı. Bu hani basit bir cümle değil. Nedeni söylüyorum. Bir ufacık bir sakatlık bile yaşadığınız zaman e, Engel bunu görüyoruz. E, sigara içen ve kötü alışkanlıkları olan sporcunun hepsi çok geç iyileşiyor. Çoğu da sakatlıktan sonra geriye dönemeyebiliyorlar. Hı hı. Ama gerçekten sağlıklı beslenen, kendine e, iyi iş sporunu yapıp, e, kendini iyi geliştiren... Bütün gençler o kadar güzel ilerliyorlar ki. Ya onların zaten başarı grafiklerini her yerde görüyoruz. Bunların çünkü birçok örneği var. Benim birçok sporcu milli takıma gitti. Erkeklerde, kadınlarda ha. da. Peki ee, şunu da merak ediyorum. Hani belli bir kiloda olmak gerekiyor, beslenmesinde şu yönde dikkat etmek gerekiyor dediğimiz var mı bu evet, futbolun özel e, sporun? Şöyle e, rugby için e, zayıf sporcular kenarlarda oynuyor, kalıplı sporcular ortalarda <laughs> oynuyor, oynuyor. Evet, peki. orta biraz merkez. Ee, yan tarafta biraz daha hani e, hızlı Hı -hı. atak sporcuları, oluyor. Orta taraftaki Hı -hı. olan oyuncular biraz daha kalıptı, güçlü böyle cesur sporcular yani oluyor. Yani güreş Bunları, yapması evet, gerekiyor evet, dediyor evet. mu canım? Bütün şey sporcular o güreş yeteneğini bilmek zorunda. Yani Hı -hı. rugby oynayacaksa. Flek futbolda hemen kısaca flek futboldan da bahsedelim. Tabii, Zamanımız lütfen, lütfen. daralıyor çünkü. Son dakika. <gülüyor> <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Olimpik bir spor. Türkiye'de olimpiyatlar yeni dahil oldu. 2028 olimpiyatlarında Amerika'da gerçekleştirecek Türkiye Rugby Federasyonu bünyesine bu yıl dahil etti. İlk defa bu yıl daha önceden yaklaşık 5 tane takımın amatör olarak oynadığı, kadınların amatör olarak oynadığı Oyundu, spordu. Eee Üniversiteler Ligi 2 sene önce kuruldu. Üniversiteler Ligi'nde de yaklaşık bir 40 takım mücadele etti ve bu yıl ilk defa profesyonel lig olarak kuruldu ve 24 tane takım bu yıl profesyonel flag futbol ligine dahil edildi. Buradan milli takım seçilecek Selçuk Kartal'lar da e, şu anda bu ligin içerisinde. Hı hı. Bakalım inşallah oradan da bizim sporcularımız hem başarı elde eder kulüp olarak i̇nşallah. hem de e, milli takıma sporcularımız seçilir. Bununla biz gurur duyarız. Tabii ki yine bunların olabilmesi için de destek çok önemli. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Atatürk Stadyumunda maçlar gelmek isteyen İstanbul'da bulunan Konyalı hemşerilerimizi e, oraya davet ediyoruz. Evet davet ediyoruz. <laughs> evet. Vakti, davet olanlar. ediyoruz. <laughs> Vakti olanlar gelsinler Olimpiyat Stadyumunda e, Futbol Şampiyonası'nın birinci etabını izlesinler. Takımlarına, Konya'nın takımına, Selçuk Kartal'lara ...destek olsunlar istiyoruz. Hocam ara ara konuşalım bunları da böyle daha Olur. da... E, ...kişilerin <laughs> böyle adlı olsun şey diye... E, ...çabalıyorum. <laughs> evet. Bilinmeyen sporlarımız arka planda kalmasın... ...diye e, çabalıyoruz tabii ki. Her biri çok kıymetli. Her birinin bize... ...hem sağlığımıza... ...hem e, kişisel... E, ...belki gelişimimize evet. değil mi... E, ...hem de e, toplumumuza... ...ülkemize birçok katkısı... E, ...olan sporlardan bahsediyoruz. Her birini de, her bir antrenörümüzü... ...her... Her bir sporcumuzu burada görür, görmeye de devam edelim istiyoruz. Ben çok e, mutlu oluyorum çünkü. Genç yetenekleri özellikle burada ağırlamayı çok seviyorum. E, nasip olsun hocam ikincisi. E, hem flek futbolu hem rugby'yi detaylı bir şekilde konuşmaya hem antrenörlük kısmını merak edenler için konuşmaya devam edelim istiyoruz. Ama şimdilik sürenin sonuna geldik. Evet, çok ve güzel, çok güzel feragat olun. ettim efendim. Bugün yayınlayamayacağım. Ne yazık ki süremiz gerçekten Ramazan ayında kısa olduğu için sohbet kısmını anca yetiştirmiş oluyoruz. Ama sözümüz sağ İnşallah inşallah o güzel bölümlerle, köşelerle, tariflerle sizleri buluşturacağız bir gün. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz. Emeği geçen herkese ve sizlere teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatimizde bu ekranda buluşmayı da unutmuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.